Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Kökler ve Kanatlar Çanakkale ile karşınızdayız. Programımızı takip edenler hatırlayacaktır. İlk periyotta Avrupalı Türklerin köklerine doğru yolculuğunu ele almış, onlarla izin yolculuğunda eşlik etmiştik. Şimdi bir başka köklere yolculuk serisiyle karşınızdayız. Bu defa köklerini Çanakkale'ye salanların izini takip edeceğiz. Büyük Zafer'in 100. yılında Çanakkale'de savaşan milletler ve onların bugünkü temsilcileri programımızın ana konusu olacak. Dünyanın 5 kıtasından 50'den fazla ülkeden gelerek bu topraklarda savaşan, hayatını kaybeden ve yine burada gömülen on binlerce askerin hikayelerine tanık olacağız. Köklerini arayan torunları ile konuşacağız. Bakalım kimler köklerine doğru kanat çırpıyor? Kökler ve Kanatlar Çanakkale'de ilk konu başlığımız Hindistan. Hindistan nere, Çanakkale nere demeyin. Çünkü müttefik kuvvetler ordusunda Hintliler de vardı. Üstelik bunların önemli bir kısmı Müslümandı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Hindistan, Britanya Hindistanı adıyla anılıyordu. Bu isim, Birleşik Krallığın Hindistan kolonisinin adıydı. 1858 yılında başlayan ve 1947'ye kadar süren bu dönem aynı zamanda Dominion periyodu olarak da adlandırılıyor. Aslında bu bölge bugünkü haritada Hindistan, Pakistan ve Bangladeş sınırlarını kapsıyordu. Başkenti Çanakkale Savaşı'ndan önce Yeni Delhi olmuştu ve İngiliz Kraliyet ailesi tarafından yönetiliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan sömürge paylaşım mücadelesinde Hindistan en önemli bölgelerden biriydi. Hem Hindistan'ın hem de buraya giden yolların güvence altına alınması için Osmanlı'nın yıkılması gerekiyordu. Bu gerekçe aslında Çanakkale Savaşı'nın ana sebeplerinden biriydi. Birinci Dünya Savaşı başladığında insan kaynağı olarak en zengin bölge olan Hindistan'da İngiliz Kraliyet Ordusu'na asker alındı. Burada yapılan propagandalarda özellikle Müslüman Hintliler için Osmanlı'ya karşı bir savaş yapıldığı bilgisi gizlendi. Hintliler ve Hintli Müslümanlar, esir aldıkları insanları yiyen, medeniyetten yoksun, yamyam ve vahşi bir orduya karşı savaşmaya gidiyordu. Cepheye yolcu taşıyan gemilerde mescitler bile oluşturulmuş, dini hassasiyetler özenle kullanılmıştı. Bu durum, Hintli Müslüman askerlerin Gelibolu Yarımadası'nda ezan sesi duyduklarındaki itirazları başladığında bile ustaca manevralarla sürdürülmeye çalışılacaktı. Bugünkü yayınımızı Arıburnu'ndaki Anzak Mezarlığı'ndan gerçekleştiriyoruz. Burası her sene Avustralya ve Yeni Zelanda'dan köklerine kanat çırpan ziyaretçileri ağırlıyor. Ancak bizim burada olmamızın sebebi farklı. Bu mezarlıkta tüm mezarlardan farklı 3 tane mezar bulunuyor. Ziyaretçisi olmayan, köklerinden çok uzaktaki bu mezarlar bizlere sessiz bir hikaye anlatıyor. Sömürge askerlerin hikayesini. Bugün Hintli sömürge askerleriyle ilgili çok fazla bir araştırma yok. Biz de bu konuyu Avustralyalı yazar Bill Sellers ile konuştuk. Welcome to our program, Mr. Sellers. Kendinizi seyircilerimiz için tanıtabilir misiniz? Ben Avustralyalı yazar ve araştırmacıyım. 20 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve Çanakkale Savaşı hakkında araştırmalar yapıyorum. Peki, Hindistanlı askerler hakkında neler biliyorsunuz? Binlerce Hindistan askeri buradaydı. Çoğu Hindu, Gurkha, Müslüman askerler. Kim dedelerini ziyarete buraya geliyor? Hangi Hindistanlı milletler daha çok geliyor acaba? Daha çok Hindistanlılar ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Turist olarak gelenler de var. Burada Hindistanlı askerlerin savaştığını bilenler daha fazla. Ama çok fazla bilgileri yok. Ama İngiliz ordusundaki Gurkha askerleri hala buraya daha fazla bilgi edinmek için geliyorlar. Peki Hindistanlılar için Çanakkale ne anlam ifade ediyor? İşte bunun yanıtını Hindistan askeri ateşesi Albay Anıl Pundir'den dinliyoruz. Çanakkale Savaşı daha çok bilinen adıyla Gelibolu Savaşı, Hint ordusu için de çok güçlü bir yere sahip. Çünkü Hint ordusu bu savaş esnasında benzersiz cesaretini, azmini, kararlılığını birçok açıdan göstermiştir.
Birinci Dünya Savaşı zamanında 1.3 milyondan fazla Hindistanlı asker savaşa katıldı. Bu askerler Mezopotamya'da, Batı Asya'da, Kuzey Afrika'da, Çanakkale'de ve Almanya'da savaştı. Bu askerler farklı cephelere bölünerek sevk edildi. Çanakkale'ye sevk edilen birlikler 29. Tugay'da yer alıyordu. Bu tugay 3 bölükten, 1 topçu bataryasından ve 1 ulaştırma birliğinden oluşmaktaydı. Savaşa katılan askerlerin sayısı 5000'den fazlaydı. Savaşta 358 asker hayatını kaybederken 3000'den fazla asker de yaralanarak savaş dışı kaldı. Kayıtlara göre 1. Dünya Savaşı'na katılan Hintli askerlerden 62 bini hayatını kaybederken 68 bini yaralandı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek rakamlara baktığımızda tüm cephelerde 74 bin askerin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Now the centenary commemorative events have also been initiated in India. From 9 to 14 March, there are exhibitions, there are seminars being organized, and therefore, it will be important for me to say that Gallipoli campaign per se forms an important part of the Indian history, which we would like to remember for times to come. Mısır'dan kara harekatı için yola çıkan 75 bin askere ilave olarak Hamilton'ın talebi üzerine Hint Tugayı da yola çıkarıldı. Hintliler yarımadaya 1 Mayıs'ta ulaşacaktı. Where was there? Where was Peki, that hangi cephelerde savaşacaklardı? There were Indian soldiers. Hindistanlı askerler burada her cephede savaştılar, her yerde. Septülbahir'de, burada, Arıburnu'nda, Anafartalar'da. Yani her yerde savaştılar ve öldüler. Anafarta, everywhere there were Indian soldiers who fought and died. Hindistan'dan gelen birlikler çok karma. Nepal'den var, Sihler var, Müslümanlar var. Yani karışık vaziyette. Mesela buraya gelen iki tane Pencap taburu Müslüman olduğu için bize karşı çarpışmak istememişler. O yüzden bunları İngilizler buradan Fransa'ya götürmüşler. Yani dediğiniz 15 bin askerden sadece iki tabur. İki tabur. Diğerleri çarpışıyor. Çünkü Sihler ve şeyler bu Gurkalar yani çarpışıyorlar gerçekten. İşte bu Gurka askerlerinden biri olan Gülbahadır Gromserülbahir'deki birinci alay askerlerinden savaş sırasında ayağından yaralanıyor. Taburları tümüyle yok ediliyor. Siperleri geri alındıktan sonra kendisi teslim oluyor. Askerin ifadesi şöyle. Babası Jasper Grom. Lemkom Nepal. Mihrace. Din Hindu. Nepal'de İslam yoktur. 28 yaşındayım. Hindi lisanıyla okuryazarım. Çiftçiyim. 4 yıllık evliyim. Bir çocuğum var. Nepal'de askerlik hizmeti yoktur. Aylık 88 kuruşa hizmet ediyorum. 9 seneden beri bu maaşla çalışıyorum. 12 sene hizmetten sonra 3 şeritli rütbeli olacağım. Seneye onbaşı oluyorum. O zaman 104 kuruş alacağım. Bu kadar maaşla geçinirim. Üniforma da bizim maaşlarımızdandır. Nepal'de 5000 kadar asker vardır. İngiliz bir miktar asker talep eder. İcabet etmek isteyen eder. 7 ay önce Karachi'den vapurla hareket ettik. 32 nakliye gemisiydik. Bu nakliye gemileri etrafında savaş gemileri bulunduğu halde yol alıyorlardı. Askerler İngiliz, Müslüman ve Gurka'ydı. En çok İngiliz, sonra Gurka ve az miktarda Müslüman vardı. Bunlar ayrı ayrı birlik halinde olmayıp karışık bir haldedir. Bu suretle Port Said'e gittik. Aden'de kömür ve su almak için bir gün kaldık. Port Said'de 4-5 ay kaldık. Orada talim yapardık. 3 Gurka alayı, 3 İngiliz alayı, 2 Seykes alayı, 8 topçu bölüğü vardır. Bazı bölükler 2, bazıları 1 topludur. Türklerle muharebe etmek üzere gideceğimizi yalnız Port Said'den hareket ettikten sonra vapurlarda işittik. Bizce hiç fark yoktu. Mamafi, önceleri Fransa'ya gideceğimizi biliyorduk. Fakat Port Said'den Çanakkale yakınında bir adaya getirilen Hintli Müslümanlar, Gelibolu'ya çıkıp Türklerle harp edeceklerini anladıkları zaman ayaklanarak harpten vazgeçtiler. İngilizler de bunların bazı ileri gelenlerini kurşuna dizdikten sonra bütün Müslüman askerleri Fransa'ya sevk etmişlerdir.
6 Mayıs 1915'te Çanakkale'ye çıkarıldım. Çıkarıldığım yerin ismini bilmiyorum. Septülbahir, Arıburun kelimelerini işitmedim. Port Said'den 3 vapur olarak çıktık. Sabahleyin karaya çıktık. Çıkarken müttefiklerin gemileri bombardıman ediyordu. Türkler de cevap veriyordu. Hatta gözümüzün önünde mühimmat ve askerlerle dolu bir takım mavnalar batmaktaydı. Çıkarken bizden, yani askerden birkaç kişi öldü. As I said, the Gallipoli campaign formed Çanakkale Savaşı Hindistan ve Hint ordusu için önemli bir yere sahip. Bu savaş bizim açımızdan üzerine düşünülmesi, analiz edilmesi ve sonuçlarından derslerin çıkarılması gereken bir savaş. Hindistan'da bulunan Birleşik Hizmetler Enstitüsü ve Askeri Stratejik Araştırma Kurumu Çanakkale Savaşı'nı detaylı bir şekilde incelemekte. Benim buradaki görevlerimden birisi de Çanakkale Savaşı'nı incelemek. Köklerine doğru kanat çırpan gençler bu savaş hakkında neler biliyordu? Minhaj ve aşağı mikrofonu uzatıyoruz. Tarihte yani birinci savaşında neler olduğunu okudum ama bu detaylı hiç bilmiyordum. Yani gelmeden önce Türkiye'de yani Çanakkale'de bir savaş oldu biliyordum ama bu detaylı bilmiyordum aslında. Bildikten sonra aslında hatta bu bile öğrendik ki Hindistan'dan gelen bizim askerlerimiz bu da savaşçılar. Hindistan'da bizim milletimizi yani zorla istemeyerek ya da parayla götürdüler. Yani düşman karşı savaşmak için. Orada Osmanlı Hilafet'in karşıda savaşmak istemeyenleri onları idam ediyordu. İşte kim gitmek istemezse onları idam ediyordu. Ya da ilk onlar işte para ya da başka hediye olarak işte kendi buraya getirmeye çalışıyordu. Ama yine de işte karşıda savaşmak istemezsen işte idam etmeye çalışıyordu ya da başka bir zulüm yapmaya çalışıyordu. Kaç Hindistanlı asker burada öldü? Mezarları nerede? En az 1500 Hindistanlı asker bu topraklarda öldü. 1500. Fakat neredeyse hiç mezar yok. Çünkü bu askerlerin çoğunluğu Hindu. Bu inanca göre askerlerin cenaze merasimleri bedenleri yakılarak yapılıyordu. Anıtta isimleri geçiyor. Septülbahir'de bir anıt var, büyük İngiliz anıtı kayıplar için. Orada isimleri var. Peki Hindistanlı askerlerin ziyaretçileri oluyor mu? Hemen hemen hiç gelmiyor diyebiliriz. Çünkü Hindistan'da Gelibolu hiç bilinmiyor. Bunda da neyin etkisi var? Çanakkale Savaşları sırasında Hintliler biliyorsunuz İngiltere'nin sömürgesi. Ve sömürge olan ülkelerden askerleri toplayıp, tamam Avustralya'da bir sömürgeydi, Yeni Zelanda'da bir sömürgeydi ama Hindistan hem popülasyon bakımından daha kalabalık olduğu için dünyada daha önemli savaş alanları var. Fakat gelip olanlar için aslında çok büyük bir yer değil. Yaklaşık 3000 kadar kayıpları var. Bakıyorsunuz Yeni Zelanda'nın da yani 2700 ölüsü var fakat Yeni Zelanda'da Gelibolu birinci sırada öncelikli tarihi yer. Fakat Hindistan'da hemen hemen hiç bilinmiyor. Bazen şans eseri işte paket tur alan misafirler geliyorlar. Hindistan çok büyük bir ülke. Yani zengin bir ülke de değil. Zaten Hintler yeni yeni dünyaya gezmeye başladılar. Eskiden turlarda hiç Hintlilerle karşılaşmazdık. Ama şimdi giderek Hintler gelmeye başladı. Çünkü ekonomik durumlara ilgili. Bunlar ekonomiyle ilgili. Üzücüdür ki Hindistanlı askerlerin ziyaretçileri yok denecek kadar az. After the war. Savaştan sonra Hindistan ve İngiltere ilişkileri nasıldı? Well, after the war, savaştan sonra Indian independence movement gained strength, led by people such as Gandhi, Nehru, but still, the Indian soldiers remained within the British army in the Second World War. And even today, there are Gurkha soldiers, Gurkha units. In the British Çanakkale Army, Savaşı'ndan even today, from the Kingdom of Nepal, 100 years after the Çanakkale Savaş, there are still Gurkha soldiers carrying and still use the same Gurkha knife, and still that relationship remains strong, and that history remains alive. Daha sonra Mondros Terkesi imzalandıktan sonra buraya yine İngiliz ordusunun içinde olan Hintler de buraya gelmişler. Şu arkamızda gördüğümüz mezar taşları o yıllarda, işgal yıllarında
O İspanyol işte gribi diyorlar, bir hastalık kasıp kavurmuş bütün dünyayı. Hatta savaştan daha çok insan o zaman öldü diyorlar. Öyle mi? 1920'lerde. Onların hem zaten burada yazıyor 1918 evet. diye başlarında. Harp 1915'te oldu. 3 sene sonra harple alakaları yok. İşgal ordusunda görev yapan Hintli askerler. Özellikle işte Atatürk zamanında o Nehru'lar falan işte o Tagore şiirler yazmış falan. Fakat İstiklal Harbi'nde özellikle Hintliler bize çok yardımcı olmuşlar. Özellikle 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edince hilafet başkenti diye bu sefer Hindistan'da büyük olaylar olmuş. Ve o yüzden İngiltere'nin başı derde girmiş. Demişler ki siz Türkiye'yi neye işgal ediyorsunuz diye. Pakistan'ın bölünmesine kadar gitmiş bu olaylar. Çanakkale'de düşman safında yer alan Hindistan, İstanbul işgal edilince İngilizlere karşı ayaklandı. Bu durum sömürgelerin savaştaki durumunu açıkça ifade ediyor. Düşmana beslenen sempati sadece Hintlilerde yoktu. Avustralyalı bir komutanın bir hikayesi düşman kavramını düşünmemize sebep oluyor. 24 Mayıs biliyorsunuz Çanakkale'de büyük bir ateşkes oluyor. Bunun 4 gün önce 19 Mayıs'ta 5 gün öncesinde Türklerin 40 bin kişiyle kalktığı bir taarruz var ve maalesef 10 bin kaybımız var. Ve 4 gün boyunca iki tarafın yaralıları iki siperler arasında öylece kalıyor. Hani bazen insan şey diyor, keşke hepsi canlarını vermişseydi fakat maalesef birçok askere hala can vermekte. O 4 gün iki taraf için de çok acılara sahne olmuş. Hatta Kanatsız Kuşlar adlı kitapta kokudan şöyle bahseder. Ölmüş bir köpeği düşünün, midesi ne kadar şiştir. Siz onun midesini yarıyorsunuz, kafanızı içine koyuyorsunuz ve kokluyorsunuz. Bu kadar iğrenç bir koku. İki tarafı da esir altına almıştı. Bundan kurtulmak için bir ateşkes sağlanır 24 Mayıs günü. Ve iki taraf da ortada buluşur ve ölüleri defne başlarlar, şehitleri defne başlarlar. O sırada Avustralyalı komutan bir tanesi kocaman kamerasıyla fotoğraf çekmektedir. Bizim bazı Türk komutanların da dikkatini çeker bu kameralı adam ve ona yaklaşırlar. Ve kamerasına dikkatle bakar iken komutanın göğsündeki madalyalar Türk askerlerinin dikkatini çeker. Bir Avustralyalı komutan olmasına rağmen göğsünde Türk madalyaları taşımaktadır. Şoka girerler. İlk akla gelen tabii. İlginç hakikaten de yani. İlk akla gelen nedir? Herhalde bir şehidin üzerindeki madalya alıp taşıdığı. Türk komutanı bunu düşünürler ve birkaç adım uzaklaşıp kendi aralarında hararetli bir şeyle konuşurlar. Ne kadar saygısız bir adam. Acaba kimden aldı? Hangi şehitten aldı? Hırsız gözle bakılıyor. Evet. Bu şekilde hararetli tartışırken Avustralyalı komutan da onlara kulak verir. Birbirine ne dediklerini anlar. Ve onlara doğru döner ve onları kırık Türkçesiyle çağırır. Hey Türkler, buraya gelin. Bunu yani Türk komutanları şoka girer. Türkçe de biliyor. Ve ona yaklaşırlar. Ve Avustralyalı komutan da anlatmaya başlar. Ben bu madalyaları sizin herhangi bir şehit arkadaşınızdan almadım. Bu madalyalar bana Plevne Savaşı sırasında Osman Paşa tarafından verildi. Birçok insan hayatını kaybetti. Amerikalı Ronald'ın amcası Jim gibi. O da dedesinin mezarını araştırmak için gelenlerden. Bütün savaşlar kötüdür. Benim ve annemin amcası Jim burada öldü. 18 yaşındaydı. O kısa ve küçük bir adammış. İlk çıkarmada ölmüş. O hiç sağlıklı biri değilmiş. Bu yüzden hiç yaşamak için şansı yokmuş. Buradayken onunla bir iletişim kuruyorum. Düşünüyorum. O buradaydı ve burada öldü. Burayı önemli kılan da bu. Burada olmaktan da çok mutluyum. Atatürk'ün burada ölenler için söylediği söz çok anlamlı. Very nice. There has been historical connection between India and Turkey. Türkiye ve Hindistan arasında tarihi bir bağlantı bulunmakta, Osmanlı Devleti ile ilk diplomatik temaslar 15. yüzyıla dayanmaktadır. Ayrıca Türkiye ve Hindistan arasında kültürel anlamda da zengin bir etkileşim bulunmaktadır. Hindistan özgürlük mücadelesi veren Dr. Ansari, 1912 yılında Amerikan görevlisi olarak Türkiye'ye geldi. Led a medical mission to Turkey in 1912. Hilafet zamanında Osmanlı Hindistan'ın özgürlük mücadelesini destekledi. Hindistan Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'yi destekledi.
Toplanan binlerce pound, Kurtuluş Savaşı'nı veren orduya ulaştırıldı. If my figures are correct, more than 100,000 British pounds were sent by India, which was used for emergency needs. Bu destekler aynı zamanda İzmir'in savaş sonrasında yeniden yapılanmasında, İş Bank'ın kurulmasında, Atatürk Orman Çiftliği'nin yapımında kullanıldı. Her iki ülke benzer sistemlerle laik demokrasiyle yönetilmekte, ülkeler arası ticaret yapılmakta ve oldukça dostane bir ilişki devam etmekte. Hindistan'da Osmanlı Devleti hakkında çok kişiler biliyor. Hatta eski dedelerimi anlatıyordu. Hatta medresede Osmanlı Hilafeti, yani Osmanlı Devleti hakkında biz ders de veriyorlar. İşte ben de bir konu olarak Sultan Fatih Sultan Mehmet hakkında ben de yani ortaokulda okudum. İşte bir güçlü bir devleti sadece Asya'da değil, Avrupa, Afrika'da zorla değil, hoşgörüyle yönetmişler. Bizden işte Türkiye'de kardeş bir ülke olarak düşünüyoruz. Ben burada gelmeden önceden çocukken de Türkiye işte ya da Türk hakkında bilgiler var devinde. İşte bizi sadece ben değil, bizi çocuklar da işte televizyonda ya da başka gazetede Türkiye hakkında bilgiler alıyordu. Ondan sonra Türkiye gelişmiş bir ülke olarak biz biliyoruz. Ve kardeşler çünkü din olarak, kültür olarak çok benziyor. O yüzden bir kardeş ülke olarak düşünüyorduk ve hem de hala düşünüyoruz. İlk Çanakkale'ye geldiğimde üçüncü gün ben bir film izlemiştim. O film Çanakkale Savaşı ilgili film izlemiştim. O his gelmedi. Ama film gibi izledim. Sonra iki hafta sonra biz şehitliğe ziyarete geldik. Gerçekten geldikten sonra hatta ben bu da bilmiyordum ki Hindistan'dan gelen kaç kişi var. Belki 4-5 kişi geldi işte ama tarih okuduktan sonra o his gerçekten yani insan savaş nedir, savaş nedir? O aklında sevdiklerini, çocuklarını, babalı, anneleri bırakıp böyle savaşmak için, vatanı, milletini kurtarmak için yemek yemeden, gece uyumadan sadece imanı gücüyle beraber savaştılar yani. Gülerek yani isteyerek şehit olmuş. Çok sayıda Hindistan askeri bu savaşta hayatını kaybetti ve bu askerler Hindistan ordusunun tarihinde önemli bir yer tutuyor. Ve onları hatırlamak bizler için önemli bir konu. Bugün Hindistan'da pek fazla karşılığı olmasa da Çanakkale'de de Hintli askerler toprağa kök salmış ve buranın yerlisi olmuş. Haftaya bir başka Kökler ve Kanatlar Çanakkale programıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.